Bilindiği üzere sülû erbapları tasavvufi hal ve makamlar hakkında çeşitli fikirler beyan etmişlerdir. Bazı sufiler muhabbetullahı marifetten üstün koymaktadırlar. Bazı birileri ise meşayihler arifliği aşıklıktan daha eftal bilmektedirler. Ahmed Yesevi'nin hikmetlerinde ise aşk makamı ve aşıklık sıfatı diğer tasavvufi mertebelerden üstün ve eftal telakki edilmektedir. Ona göre şariatta murat uldur yolga kırmak, tarikatta murat uldur nafsını keçmek, hakikatta aziz canlı fıda kılmak, candını keçmek, işk şarabın içse bulmaz. Açıklaması: şeriatta amaç hak yola girmektir. Tarikatta ise amaç nefsten vazgeçmektir. Hakikat makamında ise amaç aziz canı feda etmektir. Demek candan vazgeçmeden, yani canını maşuk için vermeden aşkın şarabı içilemez demektedir Ahmed Yesevi. Yesevilikte marifete sahip olamayan salik aşk mertebesine yükselemez. Demek Yesevi hikmetleri ve hazininin eserinden yola çıkarak aşk makamının seyr-i sülükteki en yüksek makam olduğuna tam manada kanaat getirebiliriz. Ahmed Yesevi bazı hikmetlerinde hum-ı aşk ibriği, aşk küpü ibaresini kullanmıştır. Ona göre hum-ı aşktan amaç aşk suyunun bulunduğu küptür. Aşk meyinin saklandığı bir küptür. Bu ise maşuğa olan sevginin aşkın remzi timsalidir. Yesevi aşıklara bu aşk küpündeki meyden içmeyi tavsiye etmektedir. Hatta hikmetlerin zamirindeki manaların gerçek anlamını anlayabilmek için bu aşk küpündeki bade, yani meyden tatmak gerekiyor. Hoca Ahmet'nin humuda muhabbetnin şarabı, aşıklarga şulmaydın muradınca bilsem men. Yani Hoca Ahmet'in, Yesevi'nin bu küpünde muhabbet, yani aşkın şarabı vardır. Aşıklara bu meyden onların muradına, amacına göre vermek isterim. Yine bir beytte Yesevi hikmetin kadrına yet kıl, humu işktin mayı bir katre tat kıl. Yani Ahmed Yesevi'nin hikmetlerini, değerini bil, onları iyi değerlendir. Aşk küpündeki meyden bir katre tat diyor Yesevi. Yine bir beytinde de şöyle diyor: muhabbatını köçesini kezgen arif, yakşı bulur humganlarını alamatın. Yani muhabbet sokağını gezen arif bu aşk küpünün alametlerini çok iyi bilir diyor Ahmed Yesevi. Yine Hazini Cevahül Ebrar eserinde de aşk küpü, işk humu ile ilgili yine fikirler verilmiştir. Onlar da bu fikirler öylesine bir fikir değil, gerçek manada Yesevilikle ilgili bir şekilde ve Ahmed Yesevi'nin bu fikirlerin tarihi hizmetlerini vurgulamak amacıyla söylenmiştir. Ve bu hum-ı aşk, yani aşk küpü ile ilgili hikmetlerin Ahmed Yesevi kalemine ait olduğunu ispat etmektedir. Hazini şöyle diyor: hılvatında zahir oldu hum-ı işk, İşkıdan şahri yesi oldu Dimişk. Hılvatıda, yani Yesevilik halvetinde bu aşk küpü zahir oldu, göründü. Ve bu aşktan dolayı Yesi şehri Dimişk şehri oldu diyor Hazini. Aşk yolu erenler yoludur. Aşkta gözlenen sonuca varmak kolay iş değildir. Yani kolayca elde edilemez. Bunun için ise ilk olarak pir-i muğan, yani şeyhin hizmetine soyunmaktır. Şeyhin hizmetinde olmaktır. İşk yoluğa her kim kırsa halı harap, İranlardın yolunu sorab yürüdüm bana. Aşık bulsan keçe kündüz tınmay yığla,
Pir-i Mughan hizmetine belin bağla. Yani kim aşk yoluna girerse onun hali harap olur. Ondan dolayı bu yola erenlerden sorarak bu yola girmek gerekir. Ben de bu erenlerden sorarak yola girdim. Eğer aşık isen gece gündüz durmadan ağla, gözyaşı dök. Pir-i Mughan hizmetine kuşan, onun hizmetine hazır ol. Pir-i Mughan derken Peygamber Efendimiz de olabilir, şeyhi de, hocası da olabilir. Bu şekilde aşıklık iddiasını eden gerçek aşık konumuna girer. Nafstan geçip men amrını kılalmadım veya nadanlıktan hak amrını bilalmadım gibi pişmanlıklara ihtiyaç kalmaz. Bu ise aşıklıkta kemalatın, erdemliğin en yüksek makamına ermenin önemli bir garantisidir. Sonuç olarak Yesevilikte önemli yeri olan bu aşk konusunu derinlemesine incelemeden, onun hikmetlerdeki anlamından haberdar olmadan Yeseviliğin ve Ahmed Yesevi hikmetlerinin gerçeklerini tam manada anlayamayız.